Bugün 17 Ocak 2015. İzmir Tire ilçesine bağlı Kurşak köyünün Dede mevkisindeyiz. Rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü 2014 yılında şeftali bahçelerinde kullanmak üzere bizden alan üreticimiz Ahmet Kula abimizin şeftali bahçesine geldik. Ahmet abi, sen geçen sene bu dönemlerde rekor gelişim ürünümüzü bizden aldın. Bu bahçelerinde, şeftali bahçelerinde denemek amaçlı kullanmak için. Öncelikten bu şeftali bahçesinde ne çeşit şeftaliler yetiştiriyorsun? Burada iki çeşit şeftali var şu anda. Bir Cristaven, bir Elegant Lady. Bu olduğumuz yer Elegant Lady. Tamam. 8 sırası Elegant Lady, 7 sırası Cristaven. Tamam. Öncelikle kısa olaraktan ben bir sizden özet istiyorum Ahmet abi. Çünkü bir video çektik. Rekor gelişimi bu tarlada kullanma sebebi neydi? Ne için aldın? Ve rekor gelişim kullandıktan sonra ne farklar gördün? Beklediğin şeyler gerçekleşti mi? Rekor gelişim sana bu beklentilerini karşıladı mı? Evet. Bunu daha önce söylediğimiz gibi işte toprağın yapısından dolayı ben kullandım. Toprak sert, işte işlemesi zor, sulaması zor, sert olan bir yer, her şey zor. Betonla iş olur mu? Olmaz. Anladım. Hatta hatırlarsanız biz yazın geldiğimizde elinizde çapa vardı. Vurduğunuzda rekor gelişim kullanmadığınız yer çıng çıng diye ses yapıyordu. Ama kullandığınız yer yumuşacıktı. Yumuşacıktı. Evet. Onu kullandıktan sonra ağaçta farklılık oldu. İşte kendiniz görüyorsunuz ağaçın sürgünü. Şimdi bu sürgün, bu ağaçların öncelikle kaç yaşındaydı? Bir onu 4 sorayım. Yaşında bu ağaçta. 4 yaşında. Kaç dekar bir bahçeydi burası abi? Burası 10 dekar bir yer. 10 dekar. Toplamda ne kadar bir şeftali bahçeniz var? Ne kadar bir şeftalicilik yapıyorsunuz? Toplamda 10 dekar burada. 8, 17, 27 dekar. 27 dekar. Siz 27. 7 dekarını denemek için aldınız. 7 dekarını sadece denemek için attık. Tamam. Ve toprağın iyice nasıl sert yerine attık yani. En kötü yerine. En kötü yerine attık. Tamam. Toprağın aşağısına peki attık. Peki şu an çok bu sert olur. En kötü yerine rekor gelişim kullandın 2014'te. Şu an peki en kötü dediğin yer, arazilerin en iyisi diyebilir misin? Toprak şu yapısı olarak. Şu anda en iyisi. Şöyle bir gösterebilir misin abi? Şu anda en iyisi. Burası fas fas biraz daha attık. Evet. Burası. Evet. Bu yağmur yağdıktan sonra buradan bunu atmadan önce mesela akşama kadar yağmur yağsa ertesi gün sabahın muhtarına yukarıdan aşağı inerdim. Şimdi az yağmur yağsa çok az aşağı mümkünatın yok inmeye. O kadar neden? Yumuşuyor toprak yani. Yumuşacık toprak. Çok güzel. Altı da böyle et çamur olduğu için batır cır cır cır. Peki meyvacılıkta, tarımda toprağın yumuşak olması sizin için ne ifade ediyor? Yumuşak olması çok önemli. Yani toprağın yumuşak olması, meyvenin iri olması, güzel olması, albenisinin olması, efendime söyleyeyim, işte ağacın gelişmesi, yere attığın yabana gitme. Peki bu sene, gübre parası veriyoruz. Bu sene bu saydıkların hepsi gerçekleşti mi rekor gelişim sayesinde? Bu sene attığımız yerde gerçekleşti. Attığımız yerde pek o kadar değil. Daha zaten peki şöyle söyleyeyim. Burada bu ağaçlarınız kaç yaşındaydı abi? 4 yaşında şu anda. Peki şöyle geniş açıdan alıyorum. Bu ağaçlarınızdan ortalama kaç kilo şeftali hasat ettiniz bu sene? Bu sene 35 kilo. 30-35 o arada. O civarda bir. O civarda. Peki ama bu ürünün bu Elegant Lady'di aynı Elegant zamanda. Evet. Kalibre olaraktan ne kalibre hangi olarak, kalibre aralığındaydı? 25-28 arası. 25-28 bunu arası. Alanlar bilir. Tamam. Peki 25-28 arası. Ürünün albenisi, kokusu, aroması, yani kalitesi aroması nasıldı? Süperdi. Zaten en önemli olan Biyol'de pazarı. Siz bu arada Selçuk haline satıyorsunuz, Selçuk doğru mu? Selçuk haline satıyoruz, evet. Peki hale buradan ürününüzü götürdüğünüz zaman alıcı bekleme tüccarlar yok. Orada bekleme yok. Direkt sizin ürününüzü ilk başta hemen alıyorlar. Hemen alıyor. Zaten tamam. Adam bekleyip duruyor orada. Biz de zaten bu sene bu işi yeni kullandık. Şeftali'yi de daha kendimiz yeni yaptık. Yani rekor gelişim kullanana kadar da şeftalicilikte para kazandığını hatırlamıyorsun. Para kazandık. Bu sene kazandın. Bu sene kazandık. Şimdi çok güzel. Peki ortalama ne fiyatlara gitti? Ortalama fiyatları
1600-1700 o arada gitti. Yok, bu yıl için iyi bir rakam mı peki abi bu? Vallahi biz yılda kendimiz yapmadığımız için bize iyi bir rakam yani. Bu sene için iyi bir rakam. Yani iyi bir rakam. Biz tamam. Yılda biz bunu şeye veriydik. Doğru veriydik. Tamam. Adamları kazanamayız dedi. Şuradaydı böyle. Aa dedim ben bu sene kendim yaparım. Çok güzel. Ya bizim şansımızdan böyleydi veyahut da her sene böyleydi. Şimdi bu yıl malum iklim şartları Türkiye'de bozuktu. Kurak bir yıl geçti. Evet kuraktı çok. Aynı zamanda doğal afetler de yaşandı. Şimdi siz bu rekor gelişim kullandığınız 7 dekarlık şeftali bahçenizde bu kadar kötü iklim şartlarına rağmen bu kadar kaliteli çok güzel, mal oldu. Güzel çok ürün güzel. Çıkartmanız çok güzel. Sizce tesadüf olabilir mi abi? Hayır tesadüf olamaz. Tesadüf şöyle olur. Sizin orada buluştuğumuz tesadüf olur. Şansınız. Şansımız yani. Peki diğer başka bir net tesadüf olacak. İmkanınız olsaydı da diğer bütün bahçelerinize de kullanmak ister miydiniz? İsterim. Çok güzel. Yani zaten şey attım, biber tarlasını attım. Biberi de kullandınız bir parça. Biberi de kullandım. Biraz ondan da bahsedin. Biber de o da güzel oldu. O da çok güzel oldu. Çok güzel. Yer orada, ora buraya kadar değil ama. Biberde peki ne gibi bir kalite farkı yarattı size? Verim ve kalite farkı oluştu mu? Tamam. Hem verimden hem kaliteden. Tonaj olaraktan ne kadar bir artış yaratmıştır size? Valla tonaj olaraktan belki artış olmamış olabilir ama şey olarak şekil ve renk olarak çok güzel. Bu da fiyat artışı demek. Evet, o da fiyat artışı. Yani her halükarda bizim size ekstra olan, kazanç. Doğru mesela mu? Buradan 10 tane biber değil de 7 tane biber yetiştirsin. O biberler daha düzgün olsun. Evet. Rengi kırmızı olsun. Kendisi iri olsun. Bizim için geçerli olan o. Çok güzel. Şimdi biberde de başka, memnun kaldığınızı biberde söylüyorsunuz. Biberde de memnun. Biberde şimdi de şeftaliye geri dönelim. Şimdi şeftalide ama biz bu işi yaptığımız için bu sefer. Tamam. Şeftalide iki çeşitiniz var. Elegant Lady. Bir de Gristevan var. Gristevan var. Şimdi birazcık bunun sürgün ve ağaç gelişmesi ve budaması hakkında birazcık bilgi alalım abi sizden. Siz sonuçta bu işte yapıyorsunuz. Şimdi, evet. Budama işini budamacılar yapıyor. Tamam. Bunu kendimiz yapmıyoruz. Peki önceki yıllarda bu kadar iyi sürgün oluyor muydu sizin bağışlarınızda? Şimdi sürgününü ne söyleyeceğim? Sürgünü çok güzel. Mesela şu sürgünde gözleri zaten bu çift olanlar hep çiçektir. Evet. Şu, şöyle gösterelim. Şu çift olanlar hep çiçektir yani. Bunların hepsi meyvedir yani. Şunların hepsi. Bunlar bu yılın sürgünleri. Tabii bu yılın sürgünleri. Rekor geçim kullandıktan sonra. Geçen sene kesim yeri burası. Evet. Sürgünü bu kadar. Kaç metre yaklaşık sizce bu abi? Kesim bir metrenin üstünde. Tabii 1.20 falan var. 1.20 falan. Ama hatta oralarda çok daha uzunları var. Şöyle gösteriyorum. Benim şuna bak. Bu 2.5 metre. 2.5 metre. Evet. Şimdi böyle bir sürgün yapısı, rekor gelişim bütün ağaçlarda aynı sürgünü yaptırıyor. Böyle bir sürgün yapması tüm meyveciler için bir armağan oluyor mu? Sürgün zaten önemli. Bu sürgün yani böyle olacağına, böyle olursa attığın yerde evet. Bundan hem adam kazanç çıkacak hem attığın şey kazanç çıkacak. Çok güzel. Peki şöyle söyleyeyim, bölgenizde şeftalicilik yoğun yapılıyor. Belevi, Selçuk, Tire bu bölgede. Siz de bu bölgenin bilinen bir insansınız sonuçta. Evet, biz herkes tanır bu memlekette. Evet, Ahmet Kula denildiği zaman sanır. Herkes sizi bilir. Herkes tanır. Gönül rahatlığıyla tüm havaleye hem bu Tire Torbalı, efendime söyleyeyim, Selçuk bölgesindeki şeftaliciler ve Bursa, diğer memleketlerimizdekilere bir tamamına gönül rahatlığıyla rekor gelişimi bahçelerinizde kullanabilirsiniz. Diyebilir misin? Kullansınlar hemen. Diyebiliriz. Zaten deriz. Kullansınlar da yani. İsteyen de sizin nezaretinize gelip bahçenize de bakabilir mi? Bakabilir. İstediği zaman bakabilir. İster şimdi gelsin, ister yazın hem şeftalisini yesin hem şeftalisine baksın. Her şeyine gelsin baksın. Çok güzel. Aynı zamanda iyi tarım uygulaması da yapıyorsunuz. Tabii iyi tarım uygulaması. Aldığınız bu seneki şeftalilerinizin de hem aroma ve koku, lezzet, evet. Tat. Bir zaman da şunu sorayım. İrilik bakımından kalibreler her yerde bir celep denir. Sizde nasıldı? Sizde 25-28 arasıydınız zaten. 25-28 arası. Yani ıskarta emalınız gitmedi, doğru mu? Gitmedi.
Çok güzel. Sadece dibinde düşenmişen varsa. Tek tük. %5 yani, diyebilir miyiz ona? Yok canım. O kadar yok yani. %5 olursa zarar ederiz. %1 bile değil %1 yani. Falan değildir. Tamam. Şimdi memnun da kaldınız. Memnun bizimle canım. De geldiniz. Bugün de bize gezdirdiniz burayı. Teşekkür ediyoruz. Siz de sağ olun. Bu yıl da gene kullanacaksınız. Kendiniz de söylediniz. Yok. Artık bu sene yazın tekrar gelip sizin üzerine meyvasıyla çekeceğiz. Buyurun gelin meyvasını çekin. Tamam. Bakın hem götürün hem yiyin. Hem millet görsün. Tamam. Herkes de açsın yani. Tamam. Yani yeri yaramaz olan, bizim gibi olan yeri hiç durmasın. Yeri iyi olan da meyvasını kaliteli yapsın. O dakika meyvasını kalitesi yapsın. O kadar, o kadar. Bitti. Teşekkürler yani, Ahmet abi. Yeri iyice yaşay olanlar, bizim gibi olanlar hiç durmasın zaten. Direkt. Onlar direkt açsın, hiç durmasın. Tamam. Teşekkürler Ahmet abi. Görüşmek üzere. Sağ olun, hayırlı hasatlar olsun. Bol kazançlar.